Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda çok az malzeme ile çok lezzetli bir tatlı yapacağım. Özellikle çikolata seviyorsanız mutlaka bu tatlıyı deneyin çünkü favoriniz olacaktır. Çalışıyorsanız ya da çat kapı misafiriniz geldiyse ya da atıyorum ki tatlı kriziniz tuttu, hemen bu tatlıyı 10 dakika içinde hazırlayabilirsiniz. Hemen videoma geçmek istiyorum. Öncelikle bir paket kedi dili bisküvim var. 3 paket çikolata ve 1 kutuda kremam var arkadaşlar, sıvı krema. Öncelikle işe kedi dili bisküvilerimi küp küp doğramakla başlıyorum. Böyle gördüğünüz gibi marketten bu şekilde kedi dili bisküvileri satılıyor, ikili şekilde. Gerçekten çok pratik oluyor tatlı yaparken, özellikle kedi dili bisküvileri, hem de çok lezzetli. Şimdi kedi dili bisküvilerimi çok fazla kalın ya da ince olmadan 4-5 parçaya bölüyorum gördüğünüz gibi. Şimdi 3 paket çikolatam var. Ben bunların ikisini bitter, bir tanesini sütlü çikolata olarak kullandım. Ama siz isterseniz sadece sütlü ya da sadece bitter olarak da kullanabilirsiniz. Çikolatalarımı parçalamam gerekiyor ki kremayla birleştiği zaman kolay bir şekilde erisin. Şimdi çikolatalarımı küçük küçük parçalara ayırıyorum. Şimdi tabağımı ufak geldiği için tabağımı değiştirdim. Şimdi cezvede çikolata sosunu yapacağım. Çikolata sosu için yarım çay bardağı süt gerekli ve bir pakette sıvı kremam var. İkisini birlikte güzelce karıştırdıktan sonra kaynama noktasına gelene kadar ocakta ısıtacağım. Bunu kaynatmayın arkadaşlar. Sadece sıcak olması gerekiyor ki çikolatalarımız rahat bir şekilde erisin. Şimdi çikolatalarımı eriteceğim. Eriyene kadar karıştırıyorum şimdi. Çikolata sosum hazır oldu. Artık kedi dili bisküvileri ile buluşturma zamanı geldi. Şimdi her yerine eşit şekilde ıslatacak kadar çikolata sosu döktüm. Birazcık da ayırdım. En son olarak üzerine tekrar bir gezdireceğim çünkü. Şimdi bir kaşık yardımıyla karıştırıp yağlı kağıt ya da streç film serdiğiniz herhangi bir kalıba dökeceğim ve buzluğa kaldıracağım. İsterseniz dolabınızın normal gözünde de bekletebilirsiniz. Buzlukta beklettiğiniz zaman böyle şey gibi oluyor, mozaik pastası gibi oluyor, ama normal gözünde de tabii ki bekletebilirsiniz. Çünkü havalar şu anda soğuk. Buzlukta yaz mevsiminde bekletmeniz daha doğru olur bence. Şimdi bir kaşık yardımıyla birazcık bastırıyorum ki aralarında boşluk kalmasın. Son olarak da dediğim gibi çikolata sosunu üzerine gezdiriyorum. Ve artık buzdolabına girmeye hazır. Ben yemek istiyorsanız buzlukta 5-10 dakika bekletmeniz yeterli. Ama benim vaktim var diyorsanız eğer 2-3 saat bekletebilirsiniz normal dolapta. Ondan sonra servise hazır hale gelir arkadaşlar. Tatlımı normal buzdolabının alt kısmında 1 saat beklettim. Açıkçası çekim yapacağım için hemen birazcık acele ettim. Aslında birkaç saat daha kalsaydı biraz daha böyle kendini toparlardı pastam. Şimdi küp küp şekilde doğradım. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin.
Son olarak da ben servis aşamasında tatlımın üzerine krem şanti sıktım. Siz de isterseniz krem şantiyle süsleyebilirsiniz ya da üzerine krem şanti sürebilirsiniz çikolatanızın son kat olarak. Çok da güzel olacağına emin olabilirsiniz. Bu şekilde çok sevdim çünkü çikolata tadı bazı kişilere ağır gelebilir. Eğer çikolata tadını hafifletmek istiyorsanız krem şantiyle yediğiniz zaman gerçekten çok güzel ve çok yakıştığını göreceksiniz. Evet arkadaşlar, artık videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamının gelmesi için lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.